Peki, buyurun Sayın Topsakal siz nasıl okuyorsunuz? Akdeniz'de neler yaşanıyor? Amerika Birleşik Devletleri de neden Rumları ve Yunanistan'ı kışkırtmaya çalışıyor? Türkiye'ye karşı mı ya da? Evet genelde şimdi e, hep ee, arkadaşların söyledikleri her şey yani gerçekten kendi açılarından ve e, konuya bakış şekillerine göre doğru. Ama ben şimdi ne farklı söyleyebilirim diye düşünüyorum. Ben şirketler üzerinden konuşmak istiyorum. Bu şirketler Söyledik Kore, İsrail, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Türkiye, Rusya. Ve e, bu lojistik de e, İsmail Pekin Paşam çok doğru söyledi. Lojistik olarak da Çin. Yani limanları düşündüğünüz zaman sadece şey değil. Yani Doğu Akdeniz değil, Akdeniz değil, Karadeniz de böyle. Yani dolayısıyla o zaman bu, bu olay sadece Türkiye ile ilgili değil. Hatta sadece bölgemizle ilgili değil bütün dünya ile Evet yani ekonomik e, ekonomisi ön planda olan stratejik bir alan savaş yani demek ki dünya artık bütün e, küresel şirketleriyle saydığım ülkeler herhalde Türk dünyanın en büyük küresel şirketleri başka bir yönü daha var Aslında bu şirketlerin her birisi de küresel şirket ve farklı ortakları var Mesela Amerika'ya ait. E tabii aslında, mesela hocam? Amerika Birleşik Devletleri Bir milli şirket gibi de değildir Değil. Bazen. Bunlar küresel şirketler. Yani içinde lobiler var. Ne İsrail lobisi var. Fark etmez Amerikan şirketi olması veya Katar şirketi olması, Birleşik Arap Emirlikleri şirketi. Bunların birbirleriyle ortaklıkları var. İngiliz ortaklığı var. Hadi işte diyelim lobiler açısından baktığınız zaman Ermeni lobisi içinde İsrail lobisi içinde eşit var işte. Tabii tabii Rum tabii tabi, Rum lobisi içinde aklınıza gelirse bir şirket, şirketin içinde o var. Dolayısıyla demek ki olay aslında şeyle de ilgili. lobiler işine girdiğiniz zaman her ülkenin kendi çeperiyle Türkiye'nin problemleri var. Rum lobisiyle, Ermeni lobisiyle, İsrail lobisiyle hiç il, şeyimiz yoktu aslında problemimiz yoktu onu da yaptık yani e, hocam ama düzelteceğiz inşallah çünkü evet. İsrail'de iki tane e, grup vardır. Bir grup Türkiye dostudur. Biz bunu biliyoruz ve bu e, zamanla e, gerçek seviyede çünkü Hocam orada tek sorun biz değiliz ama yani İsrail Herhalde e, e, canım. Yani o, ta, biz niye latife, sorun latife, olalım? Latif ettiğinizi düşünüyorum. E tabii oraya. orada İsrail'in hatası şu. Şimdi neden latife Akdeniz ediyorum? Akdeniz'e yanlış yer atacağım ya, ya, et Doğru anlaşılsın. Neden latife ediyorum? Çünkü biz bunları 1492'de ve defalarca dünyanın elinden almış bir milletiz. Bize karşı İsrail dikkatli olmalı. Bize karşı çok dikkatli olmalı. Biz olmasak İsrail diye bir devlet olamaz. O yüzden Türkiye İsrail için öyle basit bir devlet değildir. Buradan mesajımızı verelim. Bir de verelim. hukuken ilk tanıyan devlet Ya biz yani. mesajımızı verelim de yani elbette hatalı biz değiliz. Niye hatalı biz olalım yani? Yani İsrail'in bir de işgal <laughs> politikası var biliyorsunuz. Evet yani Galveya'yı da. Siyonistlerin hiç var. bir siyonizm politikası evet, var. Müslümanlara hiç, zulmü var ya. Yani e, Her Siyonistleri yani. hiç biz kale bile almıyoruz. Bakın hiç kale o, o bile. O eminim ben hatırlatmak için söylüyorum. Yanlış. Hiç kale bile olsun. almıyoruz. Siyonizm dünyaya da Müslümanlara da bizim ülkemize de faydalı bir şey değildir. E, fayda da getirmeyecektir. Bunu hiç hatırlatmak bile istemiyoruz. O yüzden ama Türkiye her zaman e, bölgesinde Türkler olarak biz gerçekten bu insanlara çok yardım ettik. Onlar da bu yardımı bilirler diye çünkü bizim çok beraber de yaşadık bir Evet. Ya yani onlar bunu bilirler diye düşünüyoruz. Dolayısıyla demek ki bu işte aslında devletler var. Zaten paşalarımız söz, sizler anlattınız ama küresel ölçekte farklı e, alt altyapılar olan şirketler var. Türkiye'nin istediğine burada yapmasını düşündüğü şey hiç fark etmez. Elbette burada büyük bir zenginlik var. Ama bu zenginliğin bir belli bir parçası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletindir. Bizim burada hakkımız var. Biz 1918'de yani bizi parçalayıp elimizden e, şeyleri alırken, zenginliklerimizi alırken Batı o zaman zayıftık bir şey söyleyemedik. Bu ben yani onu diyorum işte. Musul, Kerkük'ü tamam, zorla aldılar. Yanlış okuyordu. Bakın Musul, Kerkük'ü zorla aldılar. Ee, Batu'mu zorla aldılar bizden. Ben hiç şey söylemiyorum yani. Bütün bu zenginlikler bizim de aslında. Hepsini bizim elimizden. Sırf bu zenginlikleri almayalım diye bizi parçaladılar. Üst küpü de aldı. Tabii her şeyi İl aldılar bizim elimizden. Her şeyimizi aldılar. Ama bizim milletimiz e, yeraltı zenginliğiyle oluşmuş bir millet değil. Biz her tarafta kendimizi korumayı da biliriz. Ee, ...yeniden doğmayı da biliriz. Her zaman oldu bu. Şimdi ama biz eskisi gibi doğa, Doğu Akdeniz'de hakça, adaletçe paylaşılan bir zenginlik var. Paylaşılacak bir zenginlik. O yüzden şu savunma sanayi vardı ya, hani konuştuk, o yüzden önemli. Eğer savunma sanayiniz milli olmazsa bu zenginliklerden yine 1918 gibi faydalandırılmaz... Ondan sonra bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız Emek aç, postu. aç, sefil yaşarlar yine yani. Avrupa'ya muhtaç şekilde elini açarlar, yaşarlar. Demek ki burada ne yapmak lazım? Kimsenin hakkını yemeden. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz de öyle diyor. Kardeşim biz kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. Ka herkes, herkes kazansın burada. Herkes hakkı neyse ona alsın. Hocam bir sözünüz var. Ee, Türkiye buradaki milletlerin vicdanıdır diye. Doğru, doğru. Gerçekten öyle. Türkiye bizim Benim sözümüz. Benim sözüm evet. evet. Ben hiç fark etmez bizim dini, kimliği, milliyeti, ırkı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti mazlumların vicdanıdır. Biz bunu bunu ben söylüyorum bunu. Evet. Çünkü biz tarihçiyiz, biliyoruz yani. Fark etmez. O yüzden artık Türkiye eski Türkiye değil. Buradaki zenginlikleri de öyle e, insanlara peşke, peşkeş peşkeş şey. Türkiye var ya istese oturur ben size söyleyeyim. Oturur Türkiye kent hakkını çatır çatır alır. Çatır çatır alır şurada. İstediğini de alır. Çağırır bütün küresel şirketlere. Gelin kardeşim. Benim kontrolümde beraberce şunu çatır çatır paylaşalım. O söylediğiniz iki ülke çağırırız. Rusya da Çin değil? Vallahi çağırır yani, çağırır. Çatır Ki, çatır da yapar. bu konuda teklifi de var. <laughs> çatır çatır yapar. Yani ben ben ileri gitmek istemiyorum. Evet. Bakın ne güzel. Şimdi neden çıkıyor bu Küresel Geçit sayın hocam, Projesi. Siz tarihçisiniz. Hocam aslında girdiniz küresel geçit konusuna neden? önemli şu izleyicilerimize siz, de aktaralım madem öyle siz de sayın devam... hocam. Hazır başlık açmışken. Bir şey bir şey söylemek istiyorum Buyurun bizimle. Sayın e, sayın hocam siz tarihçisiniz. Bir de biliyorsunuz Romalılardan kaçan e, Yahudiler kendilerinin kafası kesilmesin diye Hazarların yanına kaçtılar Evet. Evet evet evet. 13. kabile. Yıl önce. Evet. Yani sadece herkes halkımız bir tek işte İspanya'dan gelen Yahudileri bilirler. Evet. Halbuki 2000 yıl önce de tekrar biz Yahudileri kurtardık. Bugün biliyorsunuz Avrupa'ya yayılmış Yahudilerin tamamı efendim Hazarların yanına kaçan Yahudilerdir. Evet. Çok teşekkür ediyorum paşam. Almanya'dan kaçanları da biz kurtardık. Evet. Almanlara da mesaj hocam. E, küresel evet, geçit evet. Evet, evet sayın hocam. Hocam küresel geçit noktasına değindiniz. Avrupa Birliği'nden açıklanan bir e, rapor, e, dev bir yatırma. 2020 yılında. Şu harita yılına... geri gelebilir mi? Çok güzel. Harita mı? Hangi? geçit noktası. Deminki, deminki. Deminki harita, tamam evet, arkadaşlarımız evet. getinsinler. E, şimdi şöyle ki hocam, 2027 yılına kadar Avrupa Birliği 300 milyar euro ayırıyor bu evet, küresel evet. geçit evet. projesine. Ama tabii e, Çin'in de bir kuşak bir yol projesi var. E,